Türkiye ekonomisinin e, sorunlarını şöyle sınıflandırabiliriz. Bir, uluslararası gelişmelerle ilişkili sorunlar var. Nedir bunlar? En başta Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci ve paranın biraz daha gelişmiş ülkelere doğru gidişi. Bu bizim gibi ülkelerden fon çıkışı anlamına geliyor. Dolayısıyla dolar artıyor. İki yine uluslararası anlamda değerlendirebileceğimiz Amerika'nın başta Çin olmak üzere e, ticaret savaşlarına yönelik hamleleri. Bunlar önemli riskler yaratıyor bizim gibi ülkeler için. Bunlar uluslararası sorunlar. Bir de bizim kendi içimizde hem siyaseten. Ee, batıyla olan e, son dönemde gerginliklerin artması hem de aynı zamanda kendi ekonomi ekonomimizin içindeki yapısal sorunların daha derinleşmesi var. Yani işi şöyle sınıflandırabiliriz. Uluslararası siyasi, uluslararası ekonomik sorunlar var. Bir de ulusal siyasi ve ulusal ekonomik sorunlar var. Türkiye'de doların rekor kırmasının temel nedeni ulusal siyasi ve ekonomik sorunlar. Dolayısıyla bu sorunlar devam ettiği sürece Belki rekordan biraz geri çekilme yaşayabiliriz ama sonra yeni rekora koşacağız. Geri çekilme yaşayabiliriz, yeni rekora koşacağız. Asıl sorun, asıl çözüm bu yapısal sorunların çözümüne dair somut çerçeve ortaya koyabilmek, uluslararası gerginliklerin bir parçası olmaktan kaçınmak, Türkiye'nin yeniden hukuk temelli bir siyasal zeminde yoluna devam etmesini sağlayacak adımlar atmak. Bunun dışındaki Merkez Bankası'nın, Faiz artırması ya da işte orta vadeli program gibi e, hükümetin ortaya koyabileceği programlar sadece geçici iyileşmeler yaratıyor. Kalıcı iyileşme için Türkiye'nin yeniden sistemsel olarak e, önündeki sorunları o da çözebileceği bir yol haritasını herkesin önüne koyması ve bu konuda adım atması lazım artık. Çok uzun zamandır bir tüketim ekonomisinden bahsediyoruz e, ve bu tüketim ekonomisini bir üretime dayanmıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de tüketim büyüdüğü sürece bir, dışarıdan tüketilen mal ve hizmetler artıyor. Yani ithalat artıyor. İhracatı o kadar güçlü değil. Dolayısıyla bir dış ticaret açığı var. Her şeyden önce. İki, tasarruf oranı yüksek bir ülke değil. Ve uzun yıllardır, yani yaklaşık son 10 yıldır Türkiye'de büyümenin finansmanını sağlayacak olan tasarruflar yurt dışından transfer edilen, yani dış borçla finanse edilen bir büyüme yaşadı. Şimdi artık bu borçların vadeleri geliyor. Ve bu vadeleri, yani bu borçları aynı şartlarla yenileyemiyorsunuz. Dünyada daki konjonktürden ötürü Üzerine bir de kendi ülkeniz içerisinde yarattığınız güvenilir olmayan ortam ortaya çıktığında daha yüksek bir finansman maliyeti ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin döviz açığı, yani en yapısal problemi döviz açığı ve buna bağlı olarak artan döviz ve buna bağlı olarak artan enflasyon bizi bir sarmalın içerisine sokmuş durumda. Bu üç sorunun kalıcı bir şekilde çözümüne ilişkin adımlar atılmadığı sürece Türkiye ekonomisi bu tip sarsıntıları, türbülansları yaşamaya maalesef devam edecek gibi gözüküyor. Aslında 24 Haziran seçimlerinin şöyle bir önemli tarafı vardı. Yani Türkiye'de bir sistem değişikliği konuşuluyordu ve özellikle o sistem değişikliğinin yaratacağı işte bürokraside bir azalma, daha hızlı hareket etme gibi çeşitli gerekçeler vardı. Ee, ancak seçimden bu yana tabii geçen e, süre bir kere her şeyden önce bu dönüşümü yapmak için çok yeterli bir süre değil. Hala yapılacak birçok şey var ama öte taraftan Türkiye ekonomisinin seçimden önceki var olan ekonomik sorunlarını da sadece bir sistem değişikliğiyle çözebilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla geçtiğimiz bu yaklaşık işte iki aya yakın bir buçuk aylık süre içerisinde çok temel bir değişiklik olduğunu söylemek doğru olmaz. Yani şu an sadece bir yeniden yapılanma süreci devam ediyor ama bu yeniden yapılanma sürecinin de yani bakanlıkların isimleri değişti ufak tefek e, kamu bürokrasisinde değişiklikler yapılıyor ama bu henüz daha ekonominin geneline yansımış sonuç verecek bir değişiklik değil bir hazırlık süreci diyebiliriz.